sahasındaki yaşadığımız, özellikle Fenerbahçe maçındaki sakatlık, stoper mevkinde yaşadığımız bu sakatlığın üstüne üstlük bir de Levent'in ön çapraz bağlarını koparmış olması futbolcuları istemeden de olsa demoralize etti. Çünkü zaten sakat olan futbolcu kadromuz vardı ve bununla birlikte kadro yapısında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani bir stoper mevkisi için 4 kişinin yerinde oynama yapmak zorunda kaldık. Ve elimizdeki kadronun kısıtlı olması bu süreç içerisinde gelen diğer anlamdaki problemlerin de etken olması açıkçası Gençler Birliği maçında belki de tam anlamıyla istediğimiz performansı 20 dakikanın haricinde veremedik. 20 dakika veremedik. Orada belki futbolcuların o psikolojiyi atmaları ya da golü yiyene kadar ki o şanssızlık, hatta adam şut atıyor kafasına vuruyor, kaleci kontribüte kalan yediğimiz bir gol ve sonrasında da istersen de biz baktığımızda oyuna oyun anlamında kötü değildik ve iyiydik. Tabii eksiklerimiz var. Şimdi bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Özellikle genel kuvvetlerimizi çalışacağız. Süratle devamlılığını çalıştıracağız. Yaptığımız analizlerde ekibimle baktığımızdaki mesafe, koşu mesafelerini arttırma olsun, sprint mesafelerini arttırma olsun, bu tarzdaki bir çalışma periyoduna gireceğiz. Ve bundan sonraki süreçte Kayserispor daha da iyi bir şekilde karakterli futbolcularla birlikte ayağa kalkacaktır. Bundan şüphemiz yok ama bizim öncelikle hem desteğe, ki büyük Kayserispor taraftarının bize olan sevgisini destekle birlikte görmeye, aynı zamanda da çalışmaya ve birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Bunu da planlarımızda, antrenmanlarımızda hepsini en güzel şekilde yapıyoruz. İnşallah Kayserispor'u çok daha güzel duruma getireceğiz. Bugün kazansaydık puan farkını indiriyoruz. Altımıza iki takım alıyorduk. Üst tarafta yakalamış oluyorduk. Ama belki şimdi geriden gelmenin avantajlarını yaşayacağız. Ben onları anlatıyorum. Psikolojik anlamdaki bu bulunduğu sendromu ortadan kaldırmak için mental yönden, aynı zamanda diğer anlamdaki fiziki sayısı yönünden yükseltmeye çalışacağız ve başaracağız Allah'ın izniyle inşallah. Yapacak durumumuz yok çünkü çift antrenmanlar yaparak bu işi hazır duruma getirme tarafındayız. Maç oynayarak getirirsek sakatlık olma ihtimali yüksek ve bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kadro yapımız geniş değil ve gençlerimiz daha çok alternatif durumda. Fakat o alternatifi, ola ki bir sakatlık bizi daha kötü durumlara götürür. Önemli futbolcu, şimdi Mensah da işte sakatım dedi. Bunlar çok önemli unsurlar. Yani bizim en iyi olacağımız, en çok çalışacağımız zamanlarda bu sakatları yaşamış olmak üzüntü verici. Bunun psikolojik baskısı var. Yani bir futbolcunun ön çaprazı koptu demesi, zaten ekonomik anlamda yaşanan bir sendromun içerisinde böyle bir baskı, öyle kolay elde edilecek bir baskı değil. Ama burada öyle bir durum yok. Burada çok kaliteli futbolcular var. Evet, burada ekonomik desteği ortadan kaldıracak, problemi kaldıracak, ki bence ekonomik bir problem de çok fazla yok. Bahaneye sığınacak yer de yok. Çok kaliteli bir kadro var. Sadece birliğe, beraberliğe, taktiğe, çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var. Bunu yaptık mı her şey güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Evet. Emre Demir'le Nurettin bizim evlatlarımız. Kayseri sporumuzun gururları, Kayseri şehrinin taraftarının medarı iftiharı. Dolayısıyla onların her şeyi Sayın Başkanımız, sportif direktörümüz onlarla özel ilgilenecek. Aynı zamanda zaten Ömer Faruk hocamı da onlara tahsis etti. Hem yabancı dil eğitimleri alması, yurt dışında bu eğitimi alarak futbol kültürüyle birlikte sosyal yaşantısında hedefi olabilecek, yani Kayseri sporumuzun gerçekten markasını ve değerini dünyada tanıtacak bir kıvama gelebilmesi için var gücümüzle ekip olarak da biz de çalışmalarımızı yapacağız. Onları destekleyeceğiz. Onların tek yapması gereken başta bütün kafasını, her şeyini futbola vermek, her şeylerini başkana ve Kayseri Spor camiasına teslim etmek, onların işi çalışmak. Biz de bunlara zaten başka türlü olmasına müsaade etmeyiz. Oynayacaklar, gelişecekler, çalışacaklar ve kendileri bu ülkede Kayseri Spor'la birlikte bir idol olarak dünya futbolları arasında yerlerini alacaklar inşallah.